elim yandı. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Çok çok güzel böyle. İçerisinde bol peynir. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yine sizler için pratik bir tarif vereceğim. Arkadaşlar ben malzemelerimi hazırladım. Bakalım nasıl bir güzel tarif gelecek. Hadi buyurun hep beraber başlayalım. Bugün sizlere nefis mi nefis harika ötesi bir börek tarifi vereceğim. Hem de böyle hazır yufkadan yapılan çok pratik bir börek tarifi. Öncelikle böreğimizin sosunu hazırlamakla başlayalım. 3 adet yumurtamızı genişçe bir kabımızın içerisine kıralım. Ve içerisine 200 ml klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı yoğurdumuzu dökelim. 1 orta boy çay bardağı ayçiçek yağımızı katalım. 1 yemek kaşığı un katalım. Ve 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi dökelim. 1 paket de kabartma tozu katalım. Evet, şimdi bu sos malzememizi iyice pürüz olana dek güzelce çırpıcıyla çırpalım. Evet, sosumu güzel bir şekilde hazırladım. Hemen şimdi yufkamı böyle alıyorum ve tezgahımın üzerine seriyorum. Şimdi sosumdan her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Hemen yanıma bir kaşık alayım arkadaşlar. Her yerine sosumuzdan gezdirelim. Daha sonra böyle bir fırçayla her yerine sürelim. Yapımı çok çok pratik arkadaşlar. Çok da güzel bir börek oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Zaten hazır yufkadan olduğu için gerçekten de börekler pratik bir şekilde hazırlıyoruz hemen böreklerimizi. Hemen yufkamızı şuradan tutup bu şekilde ikiye katlayalım. Daha sonra hemen bir bıçak alıyorum yanıma. Üçgen olacak şekilde yufkamızı güzelce keselim. Şöyle şuradan alıyorum ve bu şekilde kesiyorum. Daha sonra şuradan kesiyorum ki üçgen olsun diye. Hemen şurayı da bu tarafa çeviriyorum ki bu geniş kısmına iç harcımızı koyacağız. Hemen böyle kendini de doğru çevirelim. Daha sonra İç malzememizi güzelce yerleştirip saralım. Hemen benim burada beyaz peynir ve maydanoz karışımım var. Arkadaşlar peynirinizin tuz oranına göre, damak tadınıza göre tuzunu ilave edin, tuzunu ayarlayın. Şöyle peynirimden alıyorum. Geniş kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve şu iki ucunu tutup çok sıkı olmayacak şekilde, çok bol da değil arkadaşlar, sarıyorum. Bu kadar basit. Hemen buradaki tepsimin içerisine alıyorum. Ben şimdi bütün yufkalarımı bu şekilde sarıp tepsimin içerisine alacağım. Böreklerimi sardım. Bir de arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iki tepsiye yakın oldu. Şimdi burada kalan sosum var. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Kalan sosumu hemen böyle bu fırçayla bütün böreklerimin üzerine gelecek şekilde bolca hepsini böyle sürüyorum. Ben 5 adet yufka kullandım. Onu da öyle belirteyim. Bol bol sürelim. Daha sonra da üzerlerine isteğinize bağlı çörek otu, susam, haşhaş ne seviyorsanız serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atalım böreklerimizi. Böreklerimizin altı, üstü böyle nar gibi kızarınca çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Böreklerim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da aman, harika görünüyorlar arkadaşlar, bakar mısınız? Şöyle yukarı bırakayım. Böreklerim benim fırınımda tam olarak 40 dakikada çok güzel bir şekilde kızardılar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın tüy altı şöyle nar gibi kızardılar. Tabi bu fırın süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Lütfen siz kontrollü bir şekilde böreklerinizi pişirin. Yumuşacık, şahane bir börek arkadaşlar. Sizler için içini böleyim mi? Şöyle bir göstereyim. Çok sıcak, yeni fırından çıktı. Ay, elim yandı. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Çok çok güzel böyle. İçerisinde bol peynir. Mutlaka deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.